EndNote size tüm kütüphanenizi paylaşma imkanı sunmaktadır. Referanslar, PDF'ler ve eklentileri 14 kullanıcıya kadar diğer EndNote kullanıcıları nerede olursa olsun paylaşabilirsiniz. Ayrıca size sınırsız online depolama alanı sunmaktadır. Böylece istediğiniz kadar dosya depolayabilir ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu videoda EndNote programı ile hesap oluşturma ve kütüphane paylaşımını anlatmaya çalışacağız. EndNote online kütüphane ile kütüphanenizi 15 kişiyle paylaşabilirsiniz. Hesap oluşturma işlemi için ilk adım olarak EndNote'un internet üzerindeki ana sayfasına giriş yapmalıyız. EndNote'un ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan login seçeneğine tıklayalım. Sign in or create an account seçeneğinde, yani giriş yap ya da hesap al seçeneği yer almaktadır. Create an account seçeneğine tıklıyoruz. E-mail adresimizi girelim. E-mail adresimizi tekrar girelim. Continue seçeneğine tıklayalım. Bizden istenen bilgileri dolduralım. Password yazan yere bir şifre oluşturalım. Şifreyi tekrar girelim. Öğrenim durumumuzu girelim. Alan bilgimizi girelim. Daha önce bir bibliyografik yazılım kullanıp kullanmadığımızı soruyor. None diyerek devam edelim. EndNote ve Thomas Reuters ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi almak istiyor musunuz? Seçeneklerinden birini tıklayalım. I agree seçeneğine tıklayıp devam edelim. Kayıt işlemi tamamlanmıştır. Kütüphane paylaşımı için EndNote'un sitesine giriş işlemi yaptıktan sonra Organize üst seçeneğine tıklıyoruz. Burada bulunan Manage My Group, yani grupları yönet seçeneğine tıklıyoruz. Burada New Group seçeneğine tıklıyoruz. Grup adı yazıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz grubun yan tarafında bulunan Manage Sharing seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra Start Sharing This Group seçeneğine tıklıyoruz. Paylaşım yapmak istediğimiz kişilerin e-maillerini yazıyoruz. Daha sonra dosya seçiyoruz. Sadece okunabilir ya da hem okunup hem yazılabilir düzenlenebilme özelliğinden birini seçiyoruz. Apply seçeneğine tıklayıp paylaşımı tamamlıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kütüphane paylaşımı isteği gönderdiğimiz kişinin e-postası ile giriş yapıyoruz.
My References seçeneğinin altında bulunan Group Shared by Others seçeneğinde Erkan Bir adlı gruptan istek alındığını görüyoruz.